That doesn't have to be crisp. Oh. Bir Eylül'de sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Kalamış Parkı civarına zehirli mamalar bırakıldı. Zehirli mamalar nedeniyle çok sayıda kedi ve köpek hayatını kaybetti. Olay yerinden vatandaşlar tarafından alınan bazı hayvanlarsa çevre kliniklerde tedavi altına alındı. Tüm bu yaşanan olaylardan sonra Kalamış sakinleri kendi hayvanlarını dahi sokakta yürüyüşe çıkarmakta tedirgin oluyor. Bizler hayvan severiz. Benim içim sızladı. Ben yukarıda gördüm. Hayvanlar yerde yatıyor ya. Ya bir tane zalim. Bir tane zalim. Biz binlerce kişiyiz. Yapmamaları, olmaması lazım. Bütün zararlar iki ayaklardan gelir. O da iki ayaklı. Onu yapan da iki ayaklı. Dört ayaklı mazlum hayvanları niye zehirliyorsunuz ya? Zehirlenme olduğu belliydi. Sadece tam olarak neden zehirlendiğini bilmiyoruz. Biz de burada tek tek tedavi almaya başladık ama yani kuvvetli bir zehir olduğunu söyleyebilirim. Tam olarak ne olduğunu söyleyemesem de. Kedilerin birçoğu kusma şikayetiyle, halsizlik şikayetiyle geldi. Geldiklerinde ama agoni halindelerdi, şoktalardı. Büyük ihtimalle diyafram felciyle geldi kediler çünkü zor nefes alıyorlardı. Elimizden geleni yaptık işte, toparlayabildiklerimizi toparladık ama birçoğunu kaybettik maalesef. 19 kediyi kaybettik. Bir tane köpek, sahipli bir köpek kaybettik. Şu an işte 4 tane kedinin tedavisi devam ediyor. Nasıl bu kedilerin durumu peki? Bir tanesi kritik ama 3 tanesi kötü durumda değil. Bir görevlendirme gibi yapılıyor ve planlı yapılıyor. Yani buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Hani öyle bir poşet zehir hazırlayayım da sağa sola atayım şeklinde değil. Bu konuda bizim gücümüzün yetmediği buradaki bu katili bulabilmek. Dolayısıyla bizim tek isteğimiz bunun bulunup ve yeterli bu toksikolojik analizin yapılması. Yani neyle mücadele ettiğimizi en azından bilmek bu konuda istiyoruz. Ben burada herkesin evinde muhakkak bir kedisi bir köpeği vardır. Bunun dışında da sokakta baktığımız canlarımız var. İsimlendirdiğimiz canlarımız, takiplerini yaptığımız canlarımız var. Burası böyle bir mahalle. Mahallece çok üzgünüz. Geceden beri uyumadı kimse. Herkes bir panik havası içerisinde. Meclisin tatile girmeden evvel apar topar çıkardığı yasaya bağlı olduğunu düşünüyorum. Kötü insanlar böyle şeyleri yapmak için arkalarında şu an yasal bir destek bulmuş durumdalar. Aa işte X belediye bunları toplamadı, dur ben yok edeyim. Ben bunu yapayım, böyle bir kötü değil ki belediye de bunu bahane edip toplamak zorunda kalsın. Belediye ekipleri sokakları basınçlı suyla yıkamasına rağmen köpeğimle cadde ortasından yürüdüm. Yani araba gelip gelmemesine dikkat ederek. Şu an kenar köşede bir zehir olmayacağının garantisi yok. Yani bu saatten sonra biz güven içinde değiliz ve güvenlik birimleri de bence daha ciddi tedbirler almalı.